لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم بل هم يحزنون إلى آخر الآية سيقول الله العظيم Cumamız mübarek olsun. Kadir gecesinde Cenab-ı Hak en güzel şekilde değerlendirmeye bizleri muvaffak et. Tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Sakın namahreme bakma, göz atma, hudur redde sebep, gafletle yatma. Dahi münkirleri esrara katma, dahi müminleri buhtanla satma. Edeptir yol, asıl hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Şeriatın, dinimizin, Evliyaullah'ın tavsiyeleri aynı. Sakın namahreme bakma, göz atma diyor. Mahremin olmayan kadınlara diyor, bakma, göz atma. Göz gördüğünü kalbine işliyor. Mahremin olan annendir, kızındır, teyzendir, halandır, süt kardeşindir. Teyzenin kızı senin mahremin değil. Dayının kızı senin mahremin değil. Amcanın kızı senin mahremin değil. Kardeşinin hanımı senin mahremin değil. Ona göre dikkat edeceksin. Göz atmaz. Budur redde sebep gafletle yatma. Allah'ın huzurundan reddedilmeye sebep işte bu yanlışlardır. Harama bakmak adamı ne yapıyor? Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıyor. Gafletle yatma. Yatmadan evvel şeyler yap. Abdest al, kabir nur namazı var. Oturarak kıldığı iki rekat. Onu kılarsın. Tebareke suresini okursun. Kabir azabından korur. İstiğfar edersin. Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a kabir edersin. Çok şeyler var. Dahi münkirleri esrara katma. İnkarcıları da sırrı işlere bulaştırma. Yani şimdi adam kerametten anlamaz, maneviyetten anlamaz, zikirden anlamaz, düz kontak. Ona ne anlatacaksın? Ona helal yedi ona. Namazını düzgün kıl. Kelime-i şehadet oku. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Herkes her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Dahi müminleri buhtanla satma. Yani sen anlamıyorsun diye bu meseleyi, o meseleyi yok diyemezsin. O mesele vardı da onu herkese söylemiyorlardı. Ehline söylüyorlardı. Ehli ehline söylüyorlardı. Sonra kitaplara yazıldı ki kaybolmasın diye. Ya Allah-u Teala sayısız ilimler öğretti. Ve alleme Âdemel esma'e külleha. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Bugün ne varsa o zaman hepsini ona öğretti. Ama hepsini söylemedi. Lazım değil. Lazım olan neyse o zaman kepçe, çanak, çömlek, tahta, mahta onları söyledi. Öğretti. İhtiyaçlara göre. Dahi müminleri buhtanla satma. Buhtan, iftira atıp da mümini satma. Yardımsız bırakma. İslam alemi bu şekilde maalesef Allah hidayet versin. İslam'da innemel müminune ihvetun. Ancak müminler kardeştir. Birbirine sahip çıkar. Kardeş kardeşi satar mı? Ne kadar kabahatli olsa gene kardeşindir bu. Ölse de senin üzerine kalacak. Hasta olsa senin üzerine kalacak. İslam kardeşi, din kardeşin ölse bunun cenazesini kim kaldıracak? Gene bir Müslüman. Aç kaldı, sürüldü. Kim sahip çıkacak ona? Yine Müslüman sahip çıkacak. Şöyledir, böyledir. Şu yok, bu yok. Herhalde ya. Zaten doğru adam olsaydı oradan sürülmezdi. Biz de doğru adam olsaydık bu hale düşmezdik yani. Bu kadar haramlar, isyanlar, pahalılık, ahlaksızlık ayyuka çıkmazdı. Sanki biz de kendimize o kadar
Sütten yıkanmış zannetmeyelim ha. Günahlar içinde bocalıyoruz. Cenab-ı Hak bizi şerlilerin şerrinden emin eylesin. Edeptir yol, asıl Hakk'a gidelim cemal-i bakimâle selim. Asıl yol, Allah'a götüren yol edep. Edep her şeyin yeri yerince yapılması demektir. Namazın edebi mesela, farzlar var, vacipler var, sünnetler var, müstehapları var. Bunları böyle yer yerince yaptığın zaman edebine göre namazı kılmış oluyorsun. Yer yerince yapmazsan, istediğin gibi yapmazsan o zaman edepli bir namaz olmuyor. Yemekte edep gerektiği gibi namazda da, ibadette de, zikirde de bu işin adabı böyledir. Bu adaba riayet edersek işte Allah'ın cemali, rızası bize nasip olur. İnşallah. Hepimizi edepten ayırmasın. Çocuğumuza edep nasip etsin inşallah. Sanırım. قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جِمِيهَا Bakara Suresi 38. ayet. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Onu cennete koydu. Hava Validemizi yarattı. Ona eş yaptı. Burada yiyin için yatın. İbadet yok, bir şey yok. Sıkıntı yok, geçim derdi yok. Susamak yok, acıkmak yok, çıplak kalmak yok. Tamam tamam. Yalnız şu ağaca yanaşma. Tamam ya. Bir müddet sonra şeytan secde etmedi ona ya. Tazım secde yapmadığı için haset. İlla onu kaydıracağım diye yemin etti. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı uyardı. Senin düşmanın dedi. Derken şeytan vesvese verdi. Bir şey olmaz, siz ebedi olacaksınız. Hiç çıkmayacaksınız buradan falan filan. Yemin billah etti. Bir adam yemin ederse, Allah'ın adını anarsa doğrudur diye zannetti Adem Aleyhisselam. Çünkü bilmiyor ki daha insanları görmemiş, cinleri yeni görecek, görüyor. Yalan söyleyeceğini düşünemedi yani. Aldandılar. Bunun üzerine yasak meyveden yediler ve Cenab-ı Hak onları bu ayetlerin belirttiği gibi kulna biz buyurduk ihbitu minha o cennetten inin bakalım cemiyan hepiniz sen, hava, halimiz şeytan zaten çıkarıldı oradan yılan da mesela ona yardım etmiş işe kim karışmışsa hepsi oradan indirildi dünyaya. Şimdi dünyaya ineceksiniz. Ve imma yetiyenneküm minni hüden. Şimdi benden size bir hidayet, yol gösteren bir kitap, bir peygamber gelince femen tebi'an hüdaye. Kim benim hidayetime tabi olursa fela havfun aleyhim. Onlara korku yok. Hiçbir korkuları olmayacak. Ve la hum yahzenun. Onlar mahzun da olmayacaklar. Üzüntü çekmeyecekler. Ah vah etmeyecekler. Kimler? İşte benim gönderdiğim hidayete tabi olan kavimler. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler kavimlerine hidayet yolunu gösterdi. Tabi olan korkusuzca sevinerek ümitle Allah-u Teala'ya kavuştu. Tabi olmayan men a'raza an zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُمْ مَعِشَةً ظَنْكَ ona da dar bir geçim var. Dar bir maişet. Sıkıntılı bir hayat var. Ya. Ekonomik kriz var. Kavga var, gürültü var, savaş var. Bunalım var, sürgün var. Kıtlık var. Ölümler, soygunlar, boşanmalar kırla gidiyor. Niye? İşte bak zikrime, Kur'an'a, benim hidayetime tabi olmazsa. İki şey. Tabi olan hiçbir korku çekmeyecek. Tabi olanlar da beladan, musibetten, darlıktan, sıkıntıdan kurtulmayacak. Dünyada. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Üstüne üstlük kıyamet günü onu gözleri kör olarak mahşere çıkaracağız. Adam diyecek ki kader Rabbi lime haşerteni ama yokat kunt basira. Ya Rabbi ben gözüm görüyordu. Beni niye kör olarak mahşere çıkarttın?
Kâleke zâlike dediğin doğru. Ama etetke âyâtuna. Sana ayetlerimiz geldi beyefendi. Sana kitap geldi, peygamber geldi. De fenesîteha. Sen onları unuttun, tarafına bakmadın. Bana şimdi bu lazım değil. Kur'an karın doyurmuyor diyor, namaz karın doyurmuyor diyor. Ya ne karın doyuruyor? Bilgisayar mı? Telefon mu? O dolar mı karnını doyuruyor? Ya bakayım doları. O dolar affedersin, dört ayaklıya atsan yemez onu. Gökten yağmazsa ne yiyeceksin? Senin dolar bir şey yarar mı? Gökten yağmazsa, yerden bitmezse parmağını kımıldatamazsın ya. Parmağımızı kımıldatamazsın. Açlıktan gideriz gümbür diye. Doğru anlayalım yani. Rızık gelmezse doların, altının, euron, şuyun, buyun hiçbir şeyin bir işe yaramaz. Rızık buradan girecek. Nefes buradan girecek. Yemek, içmek, nefes olmazsa kaç dakika yaşayacaksın? Nefes olmazsa. 3 dakika durabilir misin? Yok. Daha ne konuşuyorsun? Daha ne parana güveniyorsun? Niye Allah'ın ayetine bakmıyorsun? Ya İslam'a baktım diyor, İslam yüzünden İslam'dan çıktım diyor adam. Niye çıktın? Çünkü İslam'ı kendi kafasına göre değiştiremiyor. Yahudiler gibi olmuyor. İstediğin zaman istediği değişik yapacak, reform yapacak. Öyle bir din arıyor. E onu o zamanki Ebu Cehil de dedi, bu kitabı götür, başka bir kitap getir bize dedi. Yok ya. Senin kafan öyle diyor, ötekisi böyle diyor, Firavun başka türlü diyor, Nemrut öbür türlü diyor. Herkes başka türlü diyor. Sizi mi dinleyecek Cenab-ı Hak? Şeytan daha başka türlü diyor. Allah-u Teala hakimi mutlaktır. Mutlak, mutlak hakimiyet Allah'ındır. Mutlak mülk Allah'ındır. Öldüren, dirilten O'dur. Hayat veren O'dur. Hesabını soracak olan da O'dur. Bitti. Bizim için sorun yok. İnanmayan düşünsün. Adam inanmıyormuş. Hiçbir ilaha inanmıyormuş. Yalan. Kendine inanıyor demektir o. Kendi kafasındaki düşünceye inanıyor. İnançsız kimse olmaz, olamaz. İnanmaması da inanmak demektir. Yani Allah'a inanmıyorsa demek ki Allahsız da inanıyor. Bak inanç var. Ama küfür inancı. Mutlaka herkeste bir inanç vardır. İnançsız kimse olamaz. Korku anında, dehşet anında, deprem anında anla bak ne mırıldanıyor. Onu elinde olmadan söyler. O yüzden severek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyelim. Seve seve diyelim. Çok çok diyelim. Derimsin zikri neyse fikri de odur. Fikri neyse zikri de odur. Birbirine bağlantılı yani. Gönlünde ne varsa dilinde devamlı olsun. Böyle söyle ki son nefesin öyle olsun. فَنَسِيْتَهَا Ayetim sana geldi, sen unuttun. وَكَزَٰلِكَ الْيَرْمَ تُنْسَٰى İşte bugün de aynı bu şekilde sen de unutuluyorsun. Sen bir dünyada benim ayetimi unuttun. Ahirette de ben de seni unutulanlar arasına attım diyor Cenab-ı Hak. Rahmetten sana pay yok. Ya. Ondan sonra yarabbim beni geri döndür. Azıcık müsaade et. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sadaka vereceğim. Konuşma, sus. Sana ayetler geldi, müddet verildi, ibretli olaylar gösterildi. Anan öldü, baban öldü, şu öldü, bu öldü, hiç ibret almadın. Hastaneye gittin, hasta ziyaretine, oradan ibret almadın. Mezarlıktan geçtin, açtın arabanın radyosunu, tangır tungur, bir şeyini, teybini, mezarlıkta öyle geçiriyorsun. Gece saat 3'te millet sahura kalkarsa davul çalıyor, adam arabasında tangır tungur çalıyor. O saatte bile durmuyor adam yani. Sahurda bile adam çalıyor. Tangır 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 tangır. Demek ki herkes bile bile yapıyor. Bilemiyorum, haberim yoktu falan diyemez. Onu nasıl biliyorsun? Demek ki dünyada Allah'ın zikrine, Kur'an'a, hidayetine tabi olması da çok dar, zor, sıkıntılı şey hayat var. İşte bu sıkıntılardan birkaç tanesini hatırlatalım. Ramazan son cuması bu sene. Cenab-ı Hak tekrar kavuştursun. İnşallah varsa bize böyle bir sıkıntı derhal tövbe edelim. Ramazan bayramına günahsız çıkalım. Fitrenizi bayram namazından önce verin.
fitre verildiği zaman oruçla kabul ediliyor. Askıda duruyor. Zekatlarınızı verin. Yani zekat 1/40'dır. Ahiretten yardım edin. Onlar da ayrıdır. وَاَنْفِكُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ımda harcayın gücüne bak. Zekat ayrı ayrı. Zekat parasıyla iş döndürüyoruz. Ya zekat fakirin hakkı. Ya fakirler bekliyor. Fakirlere sıra kalmıyor ki Kur'an kurslarını, medreseler, camiler zekat alıp devrederek kullanıyor, iş yapıyoruz. Başka nasıl olacak? Devletten kuruş destek yok. Destek olsa cemaatlere destek veriyor. Adam papazları ziyaret ediyor. Bir şey yok. Bir tane bir resmi adam bir hocayı ziyaret etse kıyamet kopuyor. Hazım yok, hazım. Müslümanda da yok bu hazım ha, bazı Müslümanlar. Hazımsızlık var. O yüzden mide hazmetmediği için sıkıntı her tarafa vuruyor. Tansiyon çıkıyor, şeker artıyor. Huzur yok. Mesela faiz. Bakara suresi 275. اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ riba. Riba. Arapçada ribadır. Türkçe'de faiz. Riba yiyenler. Faiz yiyenler var ya. لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Bunlar ahirette ayakta duramayacaklar. Ancak şeytanın çarptığı bir adamın yalpa yaparak tökezlenerek saralı bir adamı düşünün. Nasıl tepeleniyor, develeniyor, kıvranıyor, yürüyemiyor. İşte ancak o şekilde kabirlerinden çıkacaklar. Yalpa yapa, yalpa yapa. Tepe üstü gide gele. Bu anlaşılacak ki bu adam faiziymiş. Zalike bunun sebebi beğendim çünkü onlar kalu diyorlar. İnnemel beyu mislir riba. Alışverişte faiz gibidir ya. Satıyorsun, alıyorsun da. Parayı yatırıyorsun bankaya, para alıyorsun. Mantık aynı bak, müşrikler de aynısı diyordu. Ne diyor şimdi insanlar? Faizli ticaret olur mu ya? Ya faizle beraber ticaret oluyor mu şimdi? Herkes para yatırmış faize. 200 milyon adam koymuş bankaya. 40-50 milyon al ayda 200 trilyonu koymuş. Milyon yani trilyon. 40 milyon mu ne yapıyor? Ne kadar yapıyorsa bunun zekatı. Onu vermiyor. Alacağı parayla köye mutlu bir hayat yaşayacak. Mesela o parayı zaten yiyemezsin. Yemediğin gibi o sana da, çocuklarına da, torunlarına da leke kalacak. Ondan sonra o kadar parayı ekonomiden çektin. Şu anda 400 milyar dolar birikim varmış bankalarda. 400 milyar dolar bu milletin o kadar parası bankalarda faizde. Bunun zekatı kaç paradır? 40'ta biri 40 milyar dolar değil mi? 10 milyar dolar mı? 10 milyar dolar. Yani 600 milyar. 60 milyar. 60 milyar değil mi? Altına çarpması. 60 milyar. 60 milyar TL ile Türkiye'de 3-5 sene içinde fakir kalır mı? Evsiz kalır mı? Yani bunun yanında harcanan modaya, futbola, fuzuli işlere harcanan paraları demiyorum ha. Operaya, koperaya harcanan paraları demiyorum. Yani sırf faiz. Bak ayetin devamında da ne diyor? لَعَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah alışverişi helal etti. Şu alışverişte mal veriyorsun, para veriyorsun, mal alıyorsun. وَحَرَّمَ الْرِبَى Faizi haram etti. Koyun eti helal, domuz eti haram. Üzüm suyu helal, üzümden eksiltilen şarap haram. Yabancı bir hanımla şartları müsaitse anlaşırsan evlenebiliyorsun. Sana helal oluyor. Annenle haşa evlenemezsin. Kızınla evlenemezsin. Kız kardeşinle evlenemezsin. O helal, o haram. O Allah tayin ediyor bunu. Devletler, hükümetler, meclisler değil. Haram, helal Allah'ın işi. Onlar onu uygulamaya çalışacaklar. Uygularsa adaletli olurlar. Uygulamazsa böyle zulüm üzere zulüm gider.
Allah-u Teala demek ki ribayı haram etti, faizi haram etti, alışverişi helal etti. Taksitli satış da helaldir. Yalnız fiyat sabit olacak. Değişim olmayacak. Yapıyorsan sonra artık fiyatı değiştir falan yok. Veya bakkala 1.000 lira verdin de ben buradan borç alayım alayım bitireyim. Bu da olmaz. Önce alacaksın, aldığın gün fiyatını yazacak. Ödeyeceğin günkü fiyat değil, aldığın gün. Ekmek aldın, kaç para o gün? 1 lira. Süt aldın şuna yaz, verirse verirse versin, vermezse vermesin. Bak ay sonunda ödemeyse tamam, toplarsın, ödersin. Yoksa ay sonunda gel bakalım, sen benden bir tane ekmek almıştın, 3 tane yumurta almıştın falan filan, bugün fiyatlar şudur, olmaz. Ticaret, ya yiyip içiyorsak bunu bir öğrenmemiz lazım ama. Yediğimizi içtiğimizi helaldir değil mi bunu öğrenmemiz lazım. Hem temiz olacak hem helal olacak. O zaman namazı coşa coşa kılarsın. O zaman çocuklar ibadeti sever. O zaman hanım seni dinler. Sen Allah'ı dinlemiyorsan hanım seni niye dinlesin? فَمَنْ جَاءَ مَعْزَةٌ مِنْ رَبِّهِ Kime Rabbisi tarafından bir vaaz, nasihat, ilim, bilgi gelmişse hususta faiz haramdır. Ticaret helaldir. Bunu duyduysa فَنْتَهَا Vazgeçerse, tövbe ederse فَلُهُ مَا سَلَفْ Geçmiş günahı affedilir. وَاَمْرُوا اِلَى اللّٰهِ İşe Allah'a kalır. Geçmişi siliyorum diye Cenab-ı Hak. Ama وَمَنْ عَادَ Kim döner de tekrar faizciliğe devam ederse فَاُولَٰكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar cehennem ashabıdır. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Orada sürekli kalacaklar. Eğer zaten faizi helal diyorsa ebedi cehennemdedir. Yok, hoşuma gidiyor diyorsa o zaman bayağı kalacak cehennemde. Yem, diğer ayette 276 Bakara suresi. Yem hakullahu riba. Allah ribayı mahvetti. Ribadan gelen, faizden gelen her şeyi Cenab-ı Hak sildim diyor. Siliyorum, yok ediyorum. Ve yürbis sadakat. Sadakaları bereketlendiriyor. Sadaka verince bereket oluyor, yeri doluyor, insanlar arasında kaynaşma oluyor. Faizden gelen demek ki mahvoluyor. Farkında değilsin. Ya değeri düşüyor, ya bir işe yaramıyor, ya hastalık falan filan. Allahu la yuhibbu kulle kefarin esim. Allahu Teala hiçbir bütün kafirleri ve ziyade günah işleyen, günahtan taşan her bir kafiri sevmez. Bu iş kafirlerin işi. Onlar bunu bize aşıladılar. Bankaları onlar kurdular. Çok bankaları da onlar satın almışlar. Ya dışarıda faiz %3, %5, burada %kaç? %25, %40. Adam parayı buraya gönderiyor, parayı buradan çekip götürüyor. Ya kredi veriyor. Cebimizden paramızı götürüyor. Sistem böyle hoca ne yapalım, ne mi yapalım? Firavun'un tayfesi de öyleydi. Firavun onlara baskı yaptı, ne etti? Ben sizin ilahınızım dedi. Ona da kırk diyemediler. Cenab-ı Hak ne buyurdu? O kavim zaten fasıktı. Yani Allah ilahiyatil kavmin fasıkın. Fasık kavmin Allah hidayete erdirmez. Siz de öylesiniz demek istiyor Cenab-ı Hak. Yani onu benimseyenler çok. Faizden iştigal eden çok. Hoşuna gidenler çok. Avanta para isteyenler çok. Çalışmadan geçirelim diyorlar. Ya bu memlekette tarla kazınması lazım, fırın açılması lazım, kanal eşitmesi lazım. Tamam bilgisayar da lazım ama bu zahmetli işleri kim yapacak? Dışarıda adam getirelim diyorsun, dışarıdan bir sürü insan geldi, bundan şikayet ediyoruz. Bizim buraya ahlakımıza uymuyor. Bu sefer buradaki insanlar işsiz kalıyor. İnsan kendi işinin hamalıdır yahu. Ya ben onu yapmam, bunu yapmam. Şimdi ne olacak? Biraz sonra ne olacak? Köle çalıştıracağız. Aynı Amerika gibi, Avrupa gibi gideceğiz demek ki şeyden. Afrika'dan köle getireceğiz, çalıştıracağız. Biz kendimiz ağ gibi oturacağız. Ne de camiye de gelmez. Kahvede oturacak, televizyon seyredecek. Tatile gidecek. Böyle bir hayat yok. Müslümana böyle bir hayat yok. Yakışmaz. Müslüman çalışkan olacak. Yaptığın iş ya dünyaya ya ahirete faydası olsun ya. Senin ihtiyacın yoksa ihtiyacın onlar var. Onların ihtiyacını gör. Para kazanma imkanı varsa kazan, ver, dağıt. Bana ne lazım? Sana ne lazım, ona ne lazım? Sonra işte böyle millet dışarıdan bekliyor şimdi. Değil mi? Turist gelsin de para bıraksın.
Kürt sana para bırakacak. Rezillik bırakıyor. Başka ne bırakacak? Demek ki sadakayı Cenab-ı Hak bereketlendiriyorum diyor. Faizi mahvediyorum diyor. Başka bir ayette de faiz alan diyen Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir. Allah'la savaşılır mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Lanallah akiler riba. Allah-u Teala riba faiz yiyene lanet etti. Ve müvekkilehu, ona vekil olan üzerinde vekil oluyor. İşte şunu vereceğim, bunu vereceğim. Şahideyhi, ona şahit olanlara. Katibehu, onu yazana. Ya hepsine lanet ediliyor, biliyor musun? Erriba seb'une ruben. Cüzden yani. Riba bahsi 70 kısımdır. 70 bölümdür. 70 çeşit beladır yani. Eyseruha en yenkihar rezülü ümmehu. En aşağısı, en basiti kişinin annesiyle evlenmesidir. Neuzübillah. Hadis-i şerif. Duymadık demeyin. Bak kocaların konuşması. Kendi paçamızı kurtarmaya çalışıyoruz ha. Diyemeyin ahirette bunları bize söylemedi diye. O yüzden hoca kürsüde ayetten size konuşuyorsa hoca kendini kurtarmaya çalışıyor. Yaparsa zaten kurtarır. Yapmazsa da en azından söylemeyi yapmış olur. Allah-u Teala peygamberlerden de hocalardan, alimlerden söz aldı. Bunu açıklayacaksınız diye. Yeti alem nasi zamanun. İnsanlara bir zaman gelecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yekülüne fihir riba. O vakitte faiz yerler. Kale kıyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. En nasi küllüm. İnsanların hepsi mi yaratıldı? Kale men lem yekülühü minhü. Onlardan direkt faiz yemeyen nalehu min gubarihi. Tozundan ona bulaşacak. Yani böyle bela içindeyiz. Cenab-ı Hak tez zamanda kurtarsın inşallah. Helal bakma nasip eylesin. Pahalılık da bundandır. Zina da bundandır. Öldürmeler de bundandır. Ekonomik kriz zaten bundan. Bu kalkmadıktan sonra selamete çıkmak yok. Müslüman için konuşuyoruz. Avrupa'yı demiyorum. Onlar zaten insan sayılmaz. Onlar ne yaparsa yapsın. Onların ölçüsü bize uymaz. Onlara verilen ölçüyü onlar bozdular. Bizim ölçümüz Kur'an kıyamete kadar bakidir. Bu kat'i hususlar değişmez. Değişen şey yani camiye halı koydun. Hasır vardı, halı koydun. Olabilir. Lamba yaktık. Eskiden kandil vardı. Olabilir. Yani değişen şey demek dinde değişen şey yok. Değişen şey demek yani ihtiyaca göre lazım olan şeyleri fetvasıyla kullanmak. Yoksa dinde namaz, oruç, hac, zekat, haramlar değişmez. Ona uğraşma. Allah muhafaza. Dinden çıkarsın. Diğer bir konu Kütübe aleykümün kısası fil katla. Bakara suresi 178. ayet. Katla. Öldürme işinde kısas karşılıklı onu öldürmek hükmü üzerinize yazıldı. El hurru bil hurri. Hür adam öldürülürse onun karşılığında onu öldüren hür öldürülecek. Ve abdu bil abdi. Köleye karşı köle. Ve ünsa bir ünsa, kadınsa onun karşı kadın, kim hangi kadın öldürmüşse yani. Yani burada fark yok. Adam hürdür, köleyi öldürdü, o hürdür, öyle yok. Askeri adam öldüremezsin, devlet bu işe el koyacak, kısas diyoruz buna. Niçin böyle olacak? 179. ayette Bakara suresinde. Ve leküm fil kısası hayatun ya ullelbab. Ey akıl sahipleri, hani diyorlar akıl, realite. Akıllı insanlar çok ha içimizde. Sivri zekalar çok. Ama Allah-u Teala buyuruyor, ey akıl sahipleri. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Belki sakınırsınız. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayatun. Sizin için kısasta hayat var. Kısas, öldürenin karşılığında öldüren kişiyi devletin idam etmesidir. Kolunu kesenin, gözünü çıkaranın karşılığında cezasını devletin aynı mislisiyle vermesidir. Af olabilir, onu hak sahibi affedese de etmezse devlet oraya giremez. Demek ki kısasta hayat var. Niye? Çünkü
Adam öldürüleceğini bilse adam öldürür mü? Öldürmez. O zaman kendisi de kurtuluyor, öldüreceği de kurtuluyor işte. Yani hatta akrabalar da kurtuluyor çünkü bazı yerde iş daha çok çoğalıyor, kan davasına dönüşüyor. Bir sürü insan ölüyor. Bu yüzden kısas olursa, işte çocuk tacizleri diyorlar, işte anarşistlerin saldırılarında yakalananlar, anasını babasını adam siyanürle zehirliyor. Sen bu adamı alıyorsun, hapishanede besliyorsun. Ondan sonra Türkiye, dünyanın en büyük hapishaneleri bizde, en büyük adliyeleri bizde. Adliye reformu yapıyoruz. Neyi reform yapıyoruz? Bu Allah'ın hükmüne dönmekten sonra 100 tane reform yapsan gideceğin yer gene büyük büyük hapishaneler, büyük büyük adliye sarayları. Başka bir şey olmaz. Nüfus çoğaldıkça bu çoğalacak. Kangren olan azayı ne yaparlar? Keserler. Kesmezsen bütün vücudunu sarar. Bataklığı kurutacaksın. Kurutmazsan her yeri sinek sarar, rezillik olur. Hastalık yayılır. Ve kettetne aleyhim fiha. Bak eski ümmetlere de Cenab-ı Hak bunu yazmıştı. Yahudilerde de bu, Hristiyanlarda vardı. Ennen nefse bin nefsi, nefse karşı cana karşı can. Vel ayna bil ayn, göze karşı göz. Vel enfe bil enf, buruna karşı burun. Vel üzüne bil üzün, kulağa karşı kulak. Ve sinne bil sinni, dişe karşı diş. Ve curuğa yaralar kısas yapılır. Buraya çizdin, kanattı, ölçerler. O kadar da onu demirle böyle çekip çizerler. Ya bunu bir adam yapar mı da? Ya ne vahşi şey ya. Adam öyle diyor. Rahmet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi diyorsun? Aha bak diyor. Bak ne yapmış diyor. Adamın gözünü çıkartmış, karnını deşmiş, onu asmış. 3 gün orada kokmuş diyor. Çekmiş diyor. Olay ne? Olay adamlar gelmişler bir yerden demişler biz Müslüman olduk. Bir grup. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Ben de hastayız ya Resulallah. Hemen sonra sen onlara yaylada bizim develer var. Zekat malı olarak, devletin malı. Orada git çobanlara selam söyle. Develerin sütlerinden için, idrarından da için. Size iyi gelir. Gitmişler. Onlar dediği gibi yapmışlar. İyileşmişler. Sıhhat bulmuşlar. Ama çobanları, iki tane çobanı öldürüyorlar. Gözlerini çıkarıyorlar. Karınlarını deşiyorlar. Malları da alıp kaçıyorlar. Bu duyulunca Efendimiz Hazretleri asker gönderiyor. Yakalatıyor onları, getiriyor. Aynı şekilde karınlarını deşiyor, gözlerini çıkarıyor, asıyor onları. Yani bak rahmet peygamberi Allah'ın emri gelince ne yapıyor? Yani böyle yapmasaydı ne olacaktı? Bundan sonra daha böyle bir olay olmadı. Hükmü koyunca ortaya gerisi kurtuluyor. Hırsızın elini kesersen hırsızlık biter. Zinadenin cezasını verirsen ezzaniyetü ve zani fecridür külle vahidin minuma miyete celde. Nur suresi 2. ayet. Zina eden erkek ve kadın bekarsa bunlar, bunlara yüzer sopa vuracaksın milletin göz önünde. Evliyse zaten bunların cezası ölümdür. Evli adamın da zina ile ne işi var? La takrabu zina innehu kâne fâhişe. Vesâsi billah. Zina yanaşmayın. Bu çok kötü bir yoldu. Başka bir bela. Ya eyyühellezîne âmenû innemel hamru. Ey iman edenler. Hamır. Şarap. Vel meysir. Kumar. Vel ensâbu. Dikili taşlar. Taş dikiyorlar. Ona şans çekiyorlar. Vel ezlâmu. Fal okları. Şans oyunları. Piyangolar. At yarışları. Ganyan. İddia. Middia. Ne varsa. Ya bizim zamanımız böyle şöyle. Bir sürü bidat çıkmış be. Bidattan öteye bunlar haram. Ya. Sabah akşam buradan gidip geliyoruz. Tabela yazıyor. Dükkan kapalı ama tabela yazıyor. Filan maçta şu var falan maçta bu var. Tabelası devam ediyor. Ya 24 saat tabelalar çalışıyor. Hiç o tabelalar yazdı mı? Arkadaş namaza 5 dakika kaldı. Cuma'ya yarım saat var. Bayram geliyor. Kur'an öğrendin mi? Bugün ayet okudun mu? Yazıyor mu tabelalar? Televizyonda haber veriyor mu arkadaşlar? Bugün kaç sayfa okudunuz? Yok. Demek Kur'an bize lazım değil. Namaz lazım değil, ibadet lazım değil. O zaman cennet de lazım değil demek. Niye cennet istiyor o zaman? Niye iftara gidiyorlar? Oruç tutan yok.
İftar saatinde sokakta kimse yok. Allah'ım ya, orucu kim tutuyor, iftarı kim yapıyor ya? Allah-u Teala tam Müslüman eylesin İslam alemini bizleri inşallah. Demek ki resyon bunlar ezlam falokları. Resyon min ameli şeytan. O içki, kumar, şarap var ya, şeytanın işinden bir pisliktir. Şeytanın affedersin idrarıdır. Onu nasıl içiyorsun? Şişesi renkli hoca. Yani işte öyle kandırıyor şeytanı. Ramazan günü adam içiyor. İçki satıyor. Ya böyle bir memlekette yaşıyoruz, daha sen diyorsun ki pahalılık var. La başına taş yağmadı iyi. Bak geçen bir şey gördün. Romanya'da taş yağıyor, taş. Böyle böyle. Ha böyle böyle. Arabaları, camlarını kırıyor. Ha diyor ya, başımıza taş yağmıyor. Ya bak yağıyor. Demek ki azarsan başına taş da yağar, gök de yağar. Allah muhafaza. Testleri bu. Bundan sakının. Şeytanın bu işlerinden uzak durun. Belki kurtulursunuz. İnnallâh lânel hamre. Efendimiz'e buyuruyor ki Cenab-ı Hak şaraba lanet etti. Ve lânel gârisehâ. Onu diken, onu besleyen, büyütenlere yani yetiştirenlere şarap için. Ona lanet var. Çiftçiler. Ve lânel şâribehâ. Onu içene lanet etti. Ve lânel âsırâ. Onu sıkıp şarabını getirene lanet etti. Ve lânel nûvî. Muviyeha, onu koruyan, barındıran mahzende onu saklıyor değil mi? Ona lanet etti. Ve lâne müdîreha, onu idare eden, götürüp getiren. Ve lâne sâkîha, onu insanlara sunup garsonluk yapan. Ve lâne hamileha, onu taşıyan, nakliyat yapan. Ve lâne acile semeniha, onun parasını yiyen. Ve lâne bâiha, onu satan kişiye de lanet etti. Görüyor musunuz? Lanet içinde yüzüyoruz. Allah-u Teala bize bulaştırmasın. Amin. İşte bu kadar şey olduğu halde memlekette ayakta duruyorsak gene iyiliğe hürmet edelim. Cenab-ı Hak iyiliğe hürmet edelim, bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi Allah'ın Allah'ın Allah'ın. Cuma'mızı cuma ile ya Rabbi. Amin. Bayramımızı bayram ile ya Rabbi Allah'ın Allah'ın. Şu Amerika Yahudi ve Siyonizmi kurdukları hileyi kendi aleyhlerine çevir ya Rabbi Allah'ın. Oyunlarını boz ya Rabbi Allah'ın. Türkiye bu işte önder eyle ya Rabbel Alemin. İslam alemini birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rahman Rahim, bu cemiyeti fesada sokan bu haramlardan, günahlardan, mahsetlerden her zamanda İslam alemini tövbeye muvaffak eyle. Rahmetine karg eyle ya Rabbel Alemin. Oruçlarımızı kabul eyle, hayırlarımızı kabul eyle. Zekatlarımızı, fitrelerimizi kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ya borçtan kurtar, hastalara şifa, dertlere deva, borçlara dana nasip eyle. Kadir gecesini en güzel şekilde karşılayıp en güzel şekilde değerlendirmeye bizi muvaffak eyle. Tekrar tekrar nasip eyle. Kardeşlerimize hayır muratlarını ihsan eyle. Elden yatan düşünme, kimseye muhtaç eyleme. Ya Rabbi Alemin. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle. Kabirlerini nur nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Biz de halde halimizden buyurun. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşheden de Muhammeden Abdü ve Resulü diyerek nâhın huzuna gelmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Alemin. Hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Verdiklerini yerini doldur ya Rabbi Alemin. Kendilerine çok suçlarına darlık zorluk gösterme ya Rabbi Alemin. Hepimize hayır hasenat işlemeye imkanı nasip eyle ya Rabbi Alemin. Borçlardan kurtar. Vakfımızın borcu var ya Rabbi Alemin. Kardeşlerimiz epey zamandır ödüyorlar, yardım ediyorlar. Allah kabul eylesin, verdiğini doldursun. Fakat ihtiyaç daha çok var. İnşallah da biraz daha yardımcı olmanızı istiyoruz. Etraftaki arkadaşlarınıza, komşularınıza parayı bankaya yatırmış ona söyle ya, bırak şunu ya. Bereket yok. Zekatını ver, Allah bereket verir. Karlı bir iş çıkar, bir arsa çıkar, bir şey çıkar. Daha çok kazanırsın. Yapmayalım ya, şu faize parayı koymayalım. Kendimizi mahvetmeyelim, ümmeti mahvetmeyelim. Altına yatır, altın olsun. Altın altındır, her zaman paradır. Cenab-ı Hak akıllı, şuurlu, razı olduğu hizmetleri yapmayı bizi muvaffak eylesin. Sularımız affeylesin. Mübarek olsun. El-Fatiha.